arkadaşlar, bugün AS Screen Recorder Pro'yu inceleyeceğiz. Şimdi bunu nasıl indirirsiniz arkadaşlar? APK olarak indirebilirsiniz. Android Oracle şeyde falan var, full program indirde falan var, indirebilirsiniz. Kurabilirsiniz. APK'yı nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız GTA San Andreas APK gibi videolarımıza bakarak öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu APK işleri diyorum, nedense APK işleri neyse, kolay bir iş. Onu yapabilirsiniz. Ben onu göstermeyeceğim. Her videoda artık APK videosu çekmeyi yarı yarıya bıraktım sayılır. Çünkü pek fazla gerek yok. Vardır Trevor'ı görüyorsunuz. Son zamanlarda popüler olan oyun bende de bağımlılık yaptı. Gerçi bazen sinir bozucu oluyor. O da kesin. Neyse. AS Screen Recorder şu an root sistem yani bir program gözüküyor. Solunda show var. Show'u inceleyeceğiz ama onun solundakini, yani Gangstar 4'ün solundakini incelemeyeceğim. Şunu indirmesini tekrar başlatayım. Durup duruyor arkadaşlar. Onun yanındakinin incelemesini çekmeyeceğim ama o öbürününki çekeceğim arkadaşlar. Onu hiç merak etmeyin. Öbürününkini çekerim. Şimdi arkadaşlar, karşımıza böyle küçük bir menü geliyor arkadaşlar. Bunu istediğimiz bir bölgeye taşıyabiliyoruz. Şuraya taşıyabilirsiniz. Buraya taşıyabilirsiniz. Şöyle ortada bırakabilirsiniz. Videoya başladığınız zaman bununla bir işiniz kalmıyor zaten. O yüzden istediğiniz yere bırakın, bir şey olmuyor. Tabii ben şu an videoya başlayamıyorum. Mobizen'e kayıt yapıyorum. Ben size ayarlarını göstereceğim. Mobizen'e prensipleri aynı. Aynı şekilde video çekiyor. Ben size ayarlarını tanıtacağım. Ayarlar dedim. Karşıma ayarlar menüsü çıktı. Oldukça zengin bir ayarlar menüsü var arkadaşlar. Burada tabi bazı kısımların İngilizce olduğunu görüyorsunuz. Bunu Google Play'den indirirseniz ücretsiz sürümü ücretsiz oluyor. Paralı sürümü de 8 lira civarlarında bir şeydi sanırım. Şimdi arkadaşlar, ayarları teker teker inceleyelim. Encoder diye bir şey var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Bilen varsa aşağıya yazabilir. Bu sihirli düğme diye bir şey varmış burada arkadaşlar. Her şeyi yapabiliyor musunuz? Ben bunu açtım ama bir şey göremedim burada, bilmiyorum. Bir bakalım. Ben kullanamadım açıkçası, yani bir ne aşırıcını görmedim diye kullanamadım. Öyle yani. Durdurma seçenekleri var. Burada istediklerinizi işaretleyip bırakabilirsiniz. Bildirim de var. Kırmızı nokta göster. Kaydı durdurmak için ekrana kilitle var. Bu da kapalı. Zaman sınırı var. Zaman sınırı dolduğunda kaydı otomatik durduruyor. Sallayınca durdur. Böyle cihazı sallayınca kayıt duruyor. Bu da kapalı bende. Açmadım bunların hiçbiri. Sadece bildirim yeterli. Çözünürlük 1920x1080. Bu varsayan olarak şu çözünürlükte geliyor bakalım. İşaretli 1280x720 ile geliyor. Bunu siz ayarlayabiliyorsunuz. En yüksek 1080 piksel var. 2K falan çekemiyor şu anlık. Belki ilerleyen zamanlarda güncellemelerle gelebilir. Eğer 2K çekim gelirse benim cihaz desteklemiyor zaten. O yüzden bilmiyorum. İşaretli 426x240. İşaretli 384x240. 384x240 piksele kadar düşürebiliyorsunuz. Tabii çözünürlük düşürdükçe pikseller daha çok şey oluyor ve video kayıt hızlanıyor, ancak videonuzun kalitesini 384x240 bayağı bir düşürüyor arkadaşlar. 480'e 800 o kadar düşürmeyen, ancak 380'e 240 bayağı bir etki ediyor. O yüzden 720p'de tutmanızı tavsiye ediyorum ben. Tabii yine karar size kalmış, isterseniz düşürebilirsiniz o seviyelere. Bu varsayılan olarak 30'a geliyor. Bunu kaça kadar ayarlıyorsunuz? Hemen bir bakalım. 60 FPS'e kadar ayarlayabiliyorsunuz.
Bu kötü olmuş biraz. Burada otomatik diye bir seçeneğin olmasını beklerdim ben. Uygulamada bir eksik bunu gördüm. Bunun otomatik olmasını beklerdim. Zira bunu kullanan arkadaşlarımız var. Otomatikte kullanan. Oyun kaydı yapıyorsunuz ancak video kaydı yaparken 30 FPS'leri pek fazla göremezsiniz. Ekran kaydıcılarda 30 FPS'yi pek fazla göremezsiniz. Göremediğiniz zaman 30 FPS'de tamam. Sorun yok. Ancak daha yukarıları görebildiğiniz zaman kareler bozuluyor arkadaşlar. Bu cihazlarda bunun otomatik olması, otomatik olarak kullanabilmesi gerekiyor. Bit hızı var. Bu otomatik de kalmalı bence. Bununla oynarsanız görüntüyü alma sorunları yaşanabilir. Görüntüyü alma sorunu nedir? Mesela oyun kaydediyorsunuz. Asfalt 8'i kaydedeceksiniz. Araba gidiyor. Arabanın sesi önden gelip görüntüsü arkadan gelebilir. Ya da arabanın görüntüsü önden gelip ses arkadan gelebilir. Öyle bir şeyler olabilir. Bunu otomatikte bırakmanızı tavsiye ederim. Döndürme de otomatikte kalsın. Yani şöyle dikey moda geçirdiğiniz zaman bu da dönsün. Yatay moda geçirdiğiniz zaman tekrar dönsün. Bu mobizende yoktu. Benim hoşuma gitmiyordu o yüzden. Bu mobizende bir eksiklikti bu. Tam lapse hızlı yavaş hareket devre dışı bırak diyor. Hızlı yavaş hareket diyor. Buradan hızlı yavaş hareket. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Bir işe yaradığını da düşünmüyorum. Yani bir işe yarasaydı bilmiyorum yani. Bana pek bir faydası yok açıkçası. Size faydası varsa bakabilirsiniz. Ses kaydetme mikrofon kapalı. Şimdi gelin bu bütün ekran kaydedicilerde olan resmen şu eksiği bir kere daha bir gözden geçirelim arkadaşlar. Bu eksi ne arkadaşlar? Sistem sesini kaydedemiyorsunuz. Sistem sesini kaydedemiyorsunuz ekran okuyucunuz, koruyucunuz aman ekran kaydedicinizle. Sistem sesini kaydedemediğiniz gibi mikrofonu kapattığınız zaman herhangi bir ses de kaydedemiyorsunuz. Yani ben şunu beklerdim. Sistem sesini kaydetmeyebilir. Ancak mikrofonu kapattığım zaman sistem sesini kaydedebilir. Yani bütün sesleri mikrofondan almamalı düşüncesindeyim ben. Bunu kapattım bir denedim ama maalesef umutlarımız boşunaymış. Metin ve logo. Gösterilen metin ve logo yok. Metin ve logo. Bu arkadaşlar şöyle bakın mesela. Bunu açıyorsunuz. Üste mesela diyelim bir grafik koydunuz, bir logo koydunuz. O mesela sol üstte, sağ üstte falan gözükebiliyor. Bunu şey yapabilirsiniz, taşıyabiliyorsunuz işte metni. Böyle bir şey var. Görebildiğiniz gibi. Ama ben bunu sevmiyorum. Pek de gerek olduğunu düşünmüyorum. Göster kamera, facecam veya arka kamera. Şimdi facecam yüz kamerası yani ön yüz kamerası. Benim 2.1 megapiksel. Bir de arka kamerayı da gösterebiliyor. O da 8 megapiksel bende. Benim Tab TV'si. Ancak bu özellik ben ön kamera kaydı yapmadığım için boş veriyorum. O yüzden mesela ön kamerayı istersem açabilirim. Mesela şu an gördüğünüz gibi ön kamerayı açtım. Bunu böyle taşıyabiliyorsunuz. Sağa sola taşıyabilirsiniz. Açtık kapatamıyoruz. Mesela şuradan. Şimdi bunu böyle yaptık. Mesela. Ben kapattım şimdi bunu. Taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar istediğiniz bir bölgeye. FaceTime olarak. FaceCam olarak. Taşıyabiliyorsunuz. Ben kullanmıyorum. Kullanmak isteyen varsa kullanabilir. Kamera ayarlarını daha önce gösterdim. Time recording. Bu kaydı otomatik durdurma ile ilgili bir şey sanıyorum. Başlatmadan önce geri sayım. Ben başlatmadan önce geri sayımını kapattım. 3'ten geliyordu. Ben 1 yaptım onu ama sonra baktım bu kapatma özelliği varmış. Gözden kaçırmışım onu. Diğer ayarlar.
Bunu nereye kaydetmek istiyorsanız oraya seçebiliyorsunuz. Örneğin başka bir klasöre kaydetmek istiyorsanız bunu seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet zengin bir çeşitliliği var ayarların. Bazı eksikleri var dediğim gibi uygulamanın Mobizen'de bulunan ya da Mobizen'de bulunmayıp da burada bulunan ya da burada bulunup da Mobizen'de burada bulunmayıp da Mobizen'de bulunan eksikler var. Bunlar giderilebilir. Bence. Öyle düşünüyorum. Giderilmeli de bu şekilde uygulamayı buradan kapatabiliyorsunuz. Şöyle X işaretine basıp kapatabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, ben Taha Türk, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki de bizi takipte kalın. Hoşça kalın.